Cumhuriyet'in ilk yılları, sosyal değişikliklerin sert bir surette yaşandığı devirlerdi. Kültürel değişimin sıkıntıları her alanda kendini hissettiriyordu. Eski red hastalığına müptela olmaksızın şahsiyetini koruyabilen insanlar çok azdı. O, gündelik olanın peşinden gitmeden, Allah demenin suç sayıldığı yıllarda, bıkmadan, usanmadan Allah, vatan, millet, hürriyet dedi. Bir yanıyla derviş, diğer yanıyla Köroğlu Ulubatlı'ydı. ...1917'de Antalya'nın Akseki kasabasında dünyaya gelen Osman Yüksel Ser'den geçti, Doğu'nun kendi değerlerine yabancılaşmasının, Batı medeniyetinin aldığı mesafeyle hayatları kuşatmasının sancılarını bütün benliğiyle hissetmiş ve hayatını vatan topraklarında dinine sahip çıktığı için eziyet gören mazlumların yanında doğruyu haykırmaya adamıştı. Bu uğurda mahpus yatmış, işkence görmüş, eziyet çekmiş, lakin doğru bildiği yoldan sapmamıştır. Osman Yüksel'in değeri, ben de aynı şeyi yapmaya çalıştım. Bir deli gömleği gibi Müslümanların üzerine giydirilmiş korkuyu berhava etmek. En büyük değeri budur. Yoksa Osman Yüksel, alim, fazıl, kamil, Osmanlı devri uleması gibi bir adam değil. Osman Yüksel bir mücadele adamı. Esasat-ı diniyeyi kavramış, fazlasına ne imkanı olmuş ne de fırsat bulabilmiş. Dünyaya geldiğinde Osmanlı Devleti işgal altındadır. Batı medeniyeti Devleti Ali Osmani'yi parçalamış, her dilimi kendi arasında paylaşmıştır. Babası, Cumhuriyet döneminde en uzun müftülük yapan Ahmet Salim Efendi'dir. Belki de oğluna Osman ismini yakıştırması, yitip giden bir devlete son vefa borcundandır. Aralarında Ahmet Hamdi Akseki, eski müftülerden Hacı Salih Efendi gibi isimlerin de bulunduğu bir aileye mensuptur. İlkokulu Akseki'de, ortaokulu yatılı olarak Antalya'da, liseyi ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Ser'den geçti, 1940 senesinde Hacettepe Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin felsefe bölümüne kayıt yaptırır. 23 yaşındadır. Çocukluk yılları, Cihan Harbi yaralarını saran, milli mücadele ruhunun her yanı kuşattığı Kuvvayi Milliye heyecanıyla geçer. Gençlik yılları ise tek parti iktidarının laiklik ve modernlik adı altında kendi kültürüne ve medeniyetine uzaklaştırma politikalarının gölgesinde geçirir. Lakin milli değerlerimizden aldığı ilhamla dinine, milletine sadık kalmayı başarır. Gözünü budaktan esirgemeyen Osman Yüksel'in şiirlerinde de bir başkaldırı, bir isyan vardır. Seni puthane yapan hangi delidir? Elleri kurusun, dilleri kurusun. Ayasofya, Ayasofya, seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim? Ben Ser'den geçtiğiyle dergisi dolayısıyla 50'li yıllarda tanıştım. 50'ye kadar Türkiye'de Müslümanlar öyle bir baskı gördüler ki, Necip Fazıl'ın bir tabiri var 54 seçimleri için. Ağlayan bir kadını kapak yaptı. Diyor ki, milletçe ağlıyoruz. Çünkü ağlamak kanunen suç değil.
Yani millet o kadar korkutulmuştu ki ağlamak kanunen suç olsaydı ağlamaya bile korkacaktı. Böyle bir zamanda ben de delikanlı bir lise talebesiyim. Serden geçtiğinin pervasız sesi, cesur tavrı beni meclup etti. Osman Yüksel o devirde cesaretiyle temayüz etmiş. Bir şahsiyet olarak beni en fazla celbeden adamdı. Yakın temasta da bir de ahlaki üstünlüğünü gördüm. Ben ikinci celbeden cihet oldu. O devrin İslam'ı müdafaa eden kalemlerinin sahiplerinde feraizi hakkıyla ifa eden kimse yoktu. Çünkü millet yangından çıkmış gibiydi. İslam müdafaa edenlerin bile feraizi ifada ve haramlardan korunmada çok büyük eksikliği vardı. Dervişane bir hayat yaşıyordu. Nefsine cimri, gayra cömert. Nadir bulunan bir fıtrattır. Dükkanda yatıyor kalkıyor. Ne sağlığını düşünüyor. Egoizmi sıfır bir adamdı. Horasan dervişleri gibi. Bu vasfıyla ben o devir içinde en mütemayiz adam olarak onu görüyorum. Üniversitede yazdığı ve her fırsatta okuduğu Moskovname adlı şiiriyle ünlenen Serden Geçti'nin adı, Nihal Atsız'la Sabahattin Ali arasında yaşanan meşhur ırkçılık-Turancılık davası sırasında tanınır. Arkadaşlarıyla birlikte fakültedeki bir konferanstan dönerken, yolda Sabahattin Ali, Niyazi Berkes ve Pertev Boratav'la karşılaşır. Daha önce Nihal Atsız'la olan kavgalarından tanıdığı Sabahattin Ali'yi sokak ortasında dövünce gözaltına alınır. Hıncını alamayan Serden Geçti, saldırısına karakolda da devam edince para cezasına çarptırılır. Allah'a ısmarladık deriz. Allah'a emanet ol deriz. Allah kelimesini kullanmak bu kadar normal bir şeyken, benim Allah demem suç sayılıyorsa, benim buna karşı söyleyeceğim söz sadece şudur. Allah Allah! Milliyetçilerin İsmet İnönü'ye karşı başlattıkları Türkçülük-Turancılık hareketi içerisinde, 3 Mayıs 1944'ten itibaren ön saflarda yer alır. O gün Nihal Atsız'ın duruşmasını izlemek için Ankara'ya gelen gençler mahkeme salonuna alınmayınca Ulus Meydanı'na doğru yürüyüşe geçerler. Polis ve askerlerin kuşatması altına alınırlar. Ankara'da sıkı yönetim ilan edilir. Yaşanan olaylardan sonra Serden Geçti de tutuklanır ve okuldan atılır. Nihal Atsız, Alparslan Türkeş'le birlikte tabutluk olarak nitelendirilen hücrelerde aylarca işkence görür. Tabut şeklinde bir dolabın içinde, başında 1500 wattlık bir ampulle saatlerce işkenceye tabi tutulur. Daha sonra mahkemede beraat ettirilerek serbest bırakılır. Osman Yüksel kafatası manada ırkçı değildi, bir atsız gibi değildi. Ama bu kadronun içinde bulundu. Neden? Çünkü dini müdafaa, tarihi müdafaa, dili müdafaa ancak milliyetçilik kelimesi içinde. Altı oktan biri de milliyetçilik olduğu için bu fazla mugayir görülmez ama milliyetçilik sizin anladığınız gibi değil, böyle olması lazım tarzında bir manevraydı. Siyaset bunu gerektiriyordu. O günün şartlarında bu kadar söylenebilir. Onun için o kadroya kadar. Yoksa ben kafatasçı olduğuna bir insanın sadece ırkından dolayı üstün tutulabileceğine, Türk ırkını bu manada yükselterek başka ırkları hor, hakir görecek bir zihniyette olduğuna dair hiçbir şey görmedim. Bir insan kavmiyle iftihar edebilir, ileri gitmemek şartıyla. Ölçü takvadır, üstünlük takva iledir. Serden Geçti serbest bırakıldıktan sonra fakülteye geri döner. 28 yaşındadır. Lakin mezun olabilmesi için Profesör Doktor Behice Bora'nın dersini vermesi gerekir. Bora'nın kendisini sınava almaması üzerine
dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e bir dilekçe yazar. Yüksek vekaletin alçak vekiline diye başlayan dilekçeyi postaneler kabul etmediği için bizzat götürmek durumunda kalır. Yazdığı dilekçe yüzünden tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilir. Ben 3 Mayıs 1944 hadiselerine öncülük yapmak, gençliği kışkırtıp tahrik etmek suçuyla Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Felsefe Şubesi'nin son sınıfının son noktasından bir telefon emrinizle atılan ben Osman Yüksel, İstanbul'a sürülüp Örfi İdare Komutanlığı'nın emrine teslim edildikten, tabutluklara tıkılıp zincirlere vurulduktan sonra suçsuz olduğum anlaşılmıştır. Kader beni yine sizin karşınıza dikmiştir. Hakkımı istiyorum efendi, hakkımı. Senden bahşiş istemiyorum. İmtihan hakkımı ya verirsin ya zorla alırım. Beni tuttuğum yoldan yücel değil, ecel gelse döndüremez. Tekrar hapishaneye girmesi, dayak yemesi bir yana, bir de ciddi bir şekilde aşağılanması söz konusu ki bu aşağılama hala birçok kaynak tarafından tekrar tekrar kullanılan rejimin topluma bakışını belgeleyen, özellikle o dönemin valisi olan Vali Nevzat Tandoğan'ın serden geçtiği çağırır, onun yüzüne karşı söylediği sözler vardır. Kim bu çocuk, böyle kabadayılık yapıyor, tehdit ediyor, getirin bir göreyim der. Geldikten sonra da bakar çelimsiz, kara kuru bir delikanlı, ulan öküz Anadolulu, sizin size ne milliyetçilikten, komünizmde ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bu memlekete, onu biz yaparız. Komünizm getiriyorsa onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var. Birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek. İkincisi askere çağrıldığınızda askere gelmek. Osman Yüksel, ünlü dergisi Serden Geçti'nin ilk sayısını 27 Nisan 1947'de çıkardığında tam 30 yaşındadır. Logosunda Allah, Vatan, Millet yolunda yazan dergi, Hakka tapar, halkı tutar sloganıyla çıkar. Aslında dergi, tek parti iktidarı döneminde halka uygulanan baskılara, zulümlere, zorbalıklara bir başkaldırıdır. Milli Şef dönemi olarak adlandırılan İsmet İnönü hükümetleri, Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs darbesini yapan Milli Birlik Komitesi ve Adalet Partisi dönemlerini kapsayan 15 yıllık süreç içinde Serden Geçti dergisi sadece 33 sayı yayınlanabilir. Serden Geçti isminin verilmesine vesile olan derginin yayınlarından dolayı Osman Yüksel ayrı ayrı zamanlarda toplam 4,5 yıl hapis yatar. Derginin ilk sayısında komünist hareketlerin mihrakı haline gelen Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne yüklenen Osman Yüksel, bir fakültenin iç yüzü ve azap hücreleri başlıklı yazılarında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e hakaret ettiği gerekçesiyle hapse mahkum edilir. Matbaacıların korkması yüzünden her sayıyı ayrı ayrı yerlerde bastırır. Tek parti iktidarıyla adeta köşe kapmaca oynayan Serden Geçti, yaşadığı trajediyi okuyucularına şu ifadelerle duyurur. Abonelerimiz kusura bakmasınlar. Neşriyatımıza muntazam devam edemiyoruz. Bazen evsiz, bazen parasız, bazen hürriyetsiz kalıyoruz. Bunun için dördüncü sayımızın ne zaman, nerede çıkacağı belli değil. Kötü niyetliler, şer kuvvetler Allah'a, millete, vatana koşanların yolları üzerinde dikilmiş bulunuyor. Onların yüzlerine huzurunuzda tükürüyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki 1950 seçimlerinden evvel hacca gitmeye karar veriyor. İsmet İnönü, senin şu anda hacca gitmen bizim aleyhimize kullanılabilir. Bu sene gitme diyor. Tabii sonuçta Diyanet İşleri Başkanı da olsa devlete bağlı olduğu için bu emre itaat etmek zorunda. Hacca gitmiyor. Tabii Osman Yüksel durmaz. Osman Yüksel hem Aksekili olan hem akrabası olan Ahmet Hamdi Bey'e bir yazı yazıyor.
Bu yazıda diyor ki Allah'ın emri mi, İnönü'nün emri mi? Allah Teala diyor gel, İnönü diyor gelme. Ey Diyanet İşleri Başkanı, sıratı sana verilen makam arabasıyla geçemeyeceksin. Osman Yüksel 1952 yılında 35 yaşına geldiğinde Serden Geçti dergisinin yanı sıra Bağrı Yanık adlı bir mizah gazetesi de çıkarır. Millet artık tek parti döneminin baskıcı, korkutucu siyasi havasına yeter, söz milletindir demiş ve Demokrat Parti iktidara gelmiştir. Bu rahatlamanın etkisiyle gazetenin sloganı Hak yolunda bağrı yanık yolcular olur. Olayları zengin esprilerle dolambaçlı yoldan hicveder. Serden Geçti dergisinin 3. sayısında Dil Tarih Coğrafya Fakültesine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Osman Yüksel mahkum edilir. 2 ay Konya cezaevinde yattıktan sonra Hasan Ali Yücel'e hakaret suçundan dolayı da 9 ay Akseki cezaevinde yatar. Dergisinin hemen her sayısını büyük maceralarla çıkaran Osman Yüksel, Eylül 1952'de çıkan 18. sayıda yer alan Berlin'den Moskova'ya kaçan Alman'a lanet, yurtta avrat pazarı açan Yalman'a lanet ifadeleri yüzünden zor günler yaşar. Bu beytin yayınlanmasından bir süre sonra Ahmet Emin Yalman Malatya'da suikaste uğrar. Hüseyin Üzmez, ünlü gazeteciyi sokak ortasında vurmuştur. Kendisiyle birlikte azmettirici suçundan Necip Fazıl Kısakürek, Cevat Rifat Atilhan ve Mustafa Bağışlayıcı da tutuklanır. Yargılanmalarının ardından Necip Fazıl Kısakürek'le birlikte önce Malatya cezaevine ardından da Ankara kapalı cezaevine gönderilir. 11 ay hapis yattıktan sonra çıkarıldığı mahkemede davaya gerekçe gösterilen dergideki sözlerinin olaydan sonra çıktığı anlaşılınca serbest bırakılır. Hapishane çok girip çıktı. Artık işi gırgırı alıyordu. Kapısına yaklaşınca böyle çekil ondan oradan Osman geliyor falan diye böyle bağırırdı. Bir gün Lale'den otobüse bindim, fakülteden Karaköy'e eve doğru gideceğim. Bayezid'e geldim, baktım koltuğunun altında tarihi çantası. Serden Geçti merhumun. Öyle bir tarihi çantaydı ki o. Efendim, onu koltuğunun altında bindi otobüse. Beni de görür görmez başladı. Ayakta daha oturacak yer de yok. Yahu biliyor musun bu herifler bana neler yapıyorlar falan diye. Kim dedim üstad ya, hayırdır, kim ne yapıyor? Yahu dedi, adamlar dedi beni yakalayıp içeriye atamayınca dedi, çantamı yakalayıp içeriye atıyorlar dedi. Anlamadım ben nasıl oluyor bu iş şimdi. Meğer çantasını otobüste unutmuş. Allah'tan içinde de kartı martı bir şeyi varmış herhalde Davut ismi. Karakola götürmüşler çantayı, teslim etmişler. Burada efendim davetiye çıkarmışlar ki geldi çantanı al. Onu böyle anlatıyor. Adamlar beni içeriye atamayınca diyor, benim yerime çantamı alıp içeriye atıyorlar. ...1952 senesinde Türkiye'ye gelen Patrick Athenagoras, dönemin cumhurbaşkanı olan Celal Bayar'dan Ayasofya'nın kiliseye çevrilmek üzere kendilerine verilmesini ister. Bu haber üzerine Osman Yüksel Serden Geçti, sert bir makale yazarak Ayasofya'nın kilise yapılmasına karşı çıkar. Hem makale hem de hiciv dolu bir şiir yazar. Serden Geçti'nin aleyhine milli mukavemeti kırdığı, Türk-Yunan dostluğunu ihlal ettiği iddiasıyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılır. Mahkemede yaptığı o meşhur savunmayla beraat eder.
Müdde-i Umumi, savcı, tepeden verilen emirlere göre hareket ediyor. Ayasofya'nın tekrar cami haline getirilmesinde benim ne gibi hususi maksadım ve menfaatim olabilir? Ayasofya'yı kiraya mı vereceğim yoksa imamı mı olacağım? Beni bu yazıdan dolayı Türk savcıları değil, Yunan savcıları itham etsin. Böyle bir yazıyı yazdığımdan dolayı kendimi müdafaa etmekten utanıyorum. ...1954 seçimlerinde 37 yaşındayken Antalya'dan bağımsız aday olur ancak seçilemez. Artık siyasete bulaşmıştır. 1960 ihtilalinde cuntacılar ülke yönetimini ele geçirdikten bir yıl sonra seçim kararı alınır. Serden Geçti bu kez Konya'dan bağımsız aday olarak seçime girer. Lakin seçimler askeri cuntanın gölgesinde yapıldığından mebus olmayı başaramaz. Ardından 1965 seçimlerine bu kez Adalet Partisi'nden Antalya Milletvekili olarak aday olur. Seçimin büyük galibidir. Kabına sığmaz, sözünü esirgemez o koca yürekli adam artık mebus olarak Ankara'nın yolunu tutar. Osman Yüksel şunu gördü ki demokrasiye seçim geçildikten sonra siyasi bir güç olunmadan bir dava iktidar olamaz. Onun için kendine en yakın gördüğü Adalet Partisi'ne milletvekili olmak istedi. Evvela selam, sonra kelam. Sizlere, Karadenizli kardeşlerine, Akdeniz'den, Barbaros'un denizinden, Soroslardan selam ve sevgiler getirdim. Kardeşlerim, bir peygamber sözüdür. Ey insan, nerede bir kötülük görürsen onu edinle. Elinle önleyemezsen dilinle önleyeceksin. Dilinle de önleyemezsen kalbinle tasfiye edeceksin. Bu peygamber sözü benim bütün hayatıma hakim oldu. Bana rehber oldu, bana ışık tuttu. Daha mektep sıralarındayken ben bir imanın, bir fikrin adamıydım. Deri denizler gibi köpüren genç ruhlarımızda Allah sevgisinden, millet sevgisinden başka bir şey yoktu. Tepeden inme, dışarıdan gelme yapılan birçok inkılaplar milleti Allah kullak etmişti. Paris sokaklarında yetişenler, hukuku beşer beyannamesini ezbere bilenler, cayıklık ve inkılapçılık perdesi altında yoksul Anadolu halkının imanını, vicdanını, hak ve hukukunu pervasızca sinediler. Kıtalara hükmeden, üç kıtada asırlarca dimdik duran ecdadımızı şurada, burada halk evlerinde türlü kılıçlara sokarak tahkir ve tezhil ettiler. Bizi mazimizden, bizi kökümüzden, bizi bizden ayırdılar. Onlar kendilerini yarı ilah sanıyorlardı. Yapanlar onlardı, yaratanlar onlardı. Partilerinden bahsederken şerefli partimiz diyorlardı. 10 yılda 15 milyon genç yaratmışlardı. O kadar ileri fikirli, o kadar ileri gidiyorlardı ki 400 yıllık mesafeyi 20 yıla sığdırmışlardı. Her şey onlarla başlıyordu. Şanlarla, şereflerle dolu koskoca Türk tarihi onlarca devri istikdat, kapkara orta çağdı. Tam 27 yıl tanrılar gibi konuştular. Firavunlar gibi saltanat sürdüler. Yediler, içtiler, kustular. Bol harcıraflar, hususi vagonlar, yatlar, sürgün ettikleri padişahların saraylarında şahane hayatlar, zevk, eğlence alemleri, vur patlasın, çal oynasın, her gün bayram, her gün seyran, altta kalanın canı çıksın. Altta kalan milletti, halktı, köylüydü. Amma nutuklarda, amma afişlerde köylü milletin efendisidir diye yazılıydı. Halkı ve köylü efendimiz sensin, efendimiz sensin diye diye soydular. Ne utandılar, ne utandılar, ne doydular.
Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel nasıl bir muhalefetle karşılaşacağından habersizdir. Çünkü serden geçti, Adalet Partisi'ne muhalefet partilerinden daha fazla muhalefet eder ve Türk demokrasi tarihinde parti içi muhalefeti ilk başlatan isim olur. Lakin 1967 yılında partisinden meclise kravatsız gelmek, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak ve parti disiplinine aykırı hareket etmek gerekçeleriyle ihraç edilir. Zaten Osman Yüksel'in ihraç edileceğinin sinyalini Süleyman Demirel kısa bir süre önce bir röportajda vermişti. Nasıl? Bir gazeteci mikrofonu uzatıyor. Muhalefetin yaptıklarınıza olan tepkisini nasıl karşılıyorsunuz? Hani muhalefetin tepkisinden korkmuyor musunuz? Siz ne diyorsunuz arkadaş? Biz de Osman Yüksel vaya. Yani burada ne demek istiyor? Osman Yüksel bizim milletvekilimiz ama muhalefetten daha fazla muhalefet yapıyor. Osman Yüksel serden geçtiğinin mebusluğu da yazıları gibi sert ve hiciv doludur. Günümüz yakıştırmasıyla 1965-1969 döneminde meclisin en renkli siması olur. Davranışları, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarıyla dikkatleri sürekli üzerine çekmeyi başarır. Adalet Partisi'nden ihraç edilme sebepleri arasında gösterilen kravat meselesi hala unutulmayan hadiselerdendir. Meclise kravatsız girilmesi yasaktır. Lakin serden geçti, hayatı boyunca hiç kravat takmamıştır. Üstelik kravatın nasıl takılacağı da kanunda açıklanmamıştır. Milletvekili oldu. Antalya'dan, Adalet Partisi'nden birinci içtimaya geliyor. Kravat falan yok. Kullanmadı çünkü öyle bir şey. İçeriye almıyorlar, diyorlar ki kravatsız olmaz. Ya nerede yazıyor, nerede yazıyor? İş tüzüğü buluyorlar. Gösteriyor, peki diyor. Gidiyor kravat alıyor. Beline bağlıyor. Bunu yaptı. Beline bağlıyor. Ve yine dayanıyor kapıya. Diyorlar ki böyle olur mu? Getir çıkar diyor iş tüzüğü. Orada kravat boyuna bağlanacak yazıyor mu? Yok, yazmıyor. Ben de buraya bağladım diyor. Keyfimin kayası mısın? Ve yardı şeyi, barajı girdi. Meclis içtima halinde. Oradan öyle yürüdüğünü falan şeye doğru, öne doğru görünce toplantıyı yöneten kimdi o gün bilemiyorum. Sayın Serden geçti. Lütfen efendim ağır başlı olalım, ciddi olalım falan diye böyle bir şeyler söyleyince hemen cevaben reis bey öküzler de ağır başlıdır falan diye böyle bir cevap verip geçti, yerine oturdu. İşte anlayın şimdi, böyle bir zat bu. Sağı yok, solu yok, hesabı yok, kitabı yok. Tam bir serden geçti. Hayatının hiçbir döneminde zengin diye nitelenecek bir konuma ulaşmamıştır. Çoğu zaman sıkıntılarla geçen hayatında kitaplarından ve siyasi görevlerinden elde ettiği geliri uğruna ömrünü harcadığı mücadelesinde kullanmıştır. Eline fazladan geçen 3-5 kuruşu da yoksul öğrencilere burs vererek harcar. Fedakar, vefakar, çilekeş, tam bir mücadele adamıdır. Memleketinden dolayı kendisine Toros yürekli adam yakıştırması yapılan Osman Yüksel, edebiyat tarihimizin toprak kokan, dağ, dere kokan şairidir. Şiirlerinde hep dayatmalara karşı çıkış, dine ve milletin kültürüne vurulmak istenen darbelere isyan vardır. Hem nesir hem şiir olarak yani gerçekten güçlü bir kalemi var. İfadesi çok güçlü. Ama yani belli bir edebi tür üzerinde çok ustalaşmamış, yaşadığı acıları, yaşadığı zamanın, mekanın özelliklerini politik bir dille kitlelere aktarmayı seçmiştir. Yani birçok
kişilik, hem siyasi kişiliği var, hem sivil kişiliği, hem dini bir karakter taşıyor. Bunların hepsi bir arada harmanlanınca o bir halk adamıdır. Demin de söylediğim gibi halkın vicdanının sesidir diye düşünüyorum. Ben bu şiiri Konya hapishanesinde yazmıştım. 1948. Uğran evlerinden haber gelmiyor. Ya Rabbi derdini kimse bilmiyor. Dört asırdır Türk'ün yüzü gülmüyor. Akşam olur, sabah olur ağlarım. Nerede benim Oral Altay dağlarım? Koskoca bir alem göçmüş yıkılmış. Türbelerin, camilerin yakılmış. Meydanlara kara putlar dikilmiş, Buhara'dır, Semerkant dağlarım. Nerede benim Oral Altay dağlarım? Osman Yüksel, inandığı ve savunduğu değerler uğruna mücadele ederken, yanımda, arkamda biri var mı dememiş, tek başına er meydanına atılmaktan asla çekinmemiştir. Hayatının son dönemlerinde Parkinson hastalığına yakalanmışsa da, kendi durumuyla bile dalga geçecek kadar nüktedan ve alçak gönüllüdür. Parkinson öyle hoş bir isim ki araba markasına benziyor. İnsanın keşke benim de bir Parkinson'um olsun diyesi geliyor. Mao'da bu hastalık varmış yahu. Yine de büyük adam hastalığı. Ne de olsa serde fukaralık var. Bu da proleter hastalığıymış. Bize de böylesi yakışır. Siroz olup da burjuva hastalığına tutulacak değildik ya. Ben 60 küsur yaşında öleceğim. Sakallarım ağracak. Sakallı öleceğim dedi. Hakikaten de öyle oldu. Sonra el titriyordu. Ne oldu deyince de başbuğu titre ve kendine dön dedi. Ben de titremeye başladım dedi. Meşhur tarihte var ya onu, yani her şey espriydi Osman Yüksel. Fazla eser bırakmadı çünkü fiili mücadeleyle uğraştığı için zaten de ilmi muhtevada çok nasıl söyleyeyim, ilmi muhtevada sermayesi fazla değildi. Ama ilim amel içindir. Bazı insanlar çok bilgili olmadan da o bilginin tebliğ edeceği düzgün amele ulaşır da bazısı çok bilgiyi bile amele inkılap ettiremez. O az bilgiyle çok doğruya ulaşmış bir adamdı. 10 Kasım 1983 günü aramızdan ayrılan Serden Geçti, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilir. O kendine münhasır, yiğit, ismiyle müsemma, şair, edip, siyasetçi, tam bir Anadolu insanıydı. Yazdıkları, savundukları, bıraktığı kültürel mirasla bir döneme damgasını vurmuş, haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır hadisi şerifi mucibince bir yaşam sürmüştü.